Bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Ural Kaspar'la evlilik yolunda ilerleyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir anda ayrılma kararı alarak herkesi şaşkına çevirmişti. Ağustos ayında ise ayrılığa dayanamayan ikili yatakta çekildiği sarmaş dolaş pozunu sosyal medya hesabından yayınlayarak barıştıklarını duyurmuştu. Evlilik hazırlıklarına kaldıkları yerden devam eden ikili, dün akşam Suadiye'de bir mekanda 80 kişinin katılımıyla evlendi. Tercih ettikleri gelinlik ve damatlıkla dikkat çeken ikiliden Helvacıoğlu soruları yanıtlarken sevgili eşinin sessiz kalmasına takılarak, "Sağ ol beni yalnız bıraktığın için" diyerek şakalaştı. 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütçürük ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal 7 ay sonra ise bir ayrılık yaşamıştı. Ayrılıkları hakkında Sütçürük, "Midemi bulandıran şeyler vardı" açıklamasında bulunmuş, ardından yeniden bir araya gelen ikili aralarındaki sorunları düzelterek aşklarına bir şans daha vermişti. 2022 yılında nikah masasına oturan ikili, çıktıkları Londra tatilinde kavga etti. İstanbul'a dönen Melis Sütçürük apar topar evi terk etti. Boşanacakları iddia edilen ikiliyi yakın çevreleri barıştırmak için uğraştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'li kapsamında düzenlenen partide tatsız bir olay yaşandığı iddia edildi. Şimdilerde kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'la partide karşılaşan oyuncu Aslı Turanlı'nın gecenin ilerleyen saatlerinde elindeki bardağı Yaman'a fırlattığı iddia edildi. Yaşanan hadise sonrası haklarında çıkan haberler hakkında açıklamada bulunan Turanlı haberleri yalanladı ve Can Yaman'la gecede sohbet ettikleri sırada elindeki bardağı yere yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladı. Çevredekilerin olayı yanlış algılayarak haberlere farklı lanse edildiğini belirten Aslı Turan'la duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ son 10 yılda zor süreçlerden geçtiğini söyledi. Kıbrıs'ta konser veren şarkıcı, geride bıraktığı bu 10 yılda boşandığını, babasını ve annesini kaybettiğini ve dolandırıldığından söz etti. Tüm bu süreç boyunca depresyonla mücadele ettiğini açıklayan Altuğ, kendisine en büyük desteğinse, "Beni ayakta tutan oğullarım oldu, tek enerjim onlar, sırtımı oğullarıma yasladım" sözleriyle oğulları olduğunu açıkladı. Kadir Doğulu ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, Mısır'daki seyahatinden kareler paylaştı. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni proje sorularına yanıt verdi. Doğum'un Türkiye'de olacağını açıklayan oyuncu yeni proje sorusuna, "Yakındaki yeni projem karnımdaki bebeğim. Onun için şu an yeni projem yok" dedi. Bir dönem oynadığı Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, 25 Ağustos tarihinde evlenme teklifi aldığı sevgilisiyle sözlendi. Ünlü isim, kız isteme anından görüntüleri sevenleriyle paylaştı. Bir ayrıl bir barış yaşadıkları aşkla gündeme gelen oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, önceki akşam oynanan derbi maçında görüntülendi. Maç öncesinde Torreira'ya şans öpücükleri veren Özkan, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Devrim Özkan sevgilisi Lucas Torreira'nın maç öncesine kadar çok hasta olduğunu ve elinden geleni gösterdiğini belirterek sevgilisiyle gurur duyduğunu ifade etti. Son dönemlerin konuşulan dizi karakterlerinden biri Kızılcık Şerbeti'nin kıvılcımı Evrim Alasya ve birlikte Aşk Biter Mi tiyatro oyununda rol arkadaşı Kerem Alışık'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkili, geçtiğimiz günlerde el ele yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Önceki gün görüntülenen Evrim Alasya, özel hayatıyla ilgili gelen sorulara sessiz kalarak, "Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım ve hiçbir zaman da konuşmayacağım" açıklamasını yaptı. 41. yaşını kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte yeni yaşını 40'lar elinde bir bağda kutladı. Lüleburgaz'a bağ bozumuna giden çift, oğullarıyla birlikte üzüm topladı, çalışanlara yardım etti. Dizer burada çekildikleri kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Tatlıtuğ oğluyla da birçok fotoğraf çekildi. Geçtiğimiz günlerde 39. yaşını kutlayan şarkıcı Hadise göz alıcı bir parti organize etti. Yakın çevresiyle gece boyu eğlenen Hadise'yi şimdilerde haklarında aşk iddiası çıkan yönetmen Şenol Sönmez de yalnız bırakmadı. İkili gece boyu bir arada arkadaşlarıyla sohbet etti.